Elazığ'da yaşayan insanların hafızasında unutulmaz, iz bırakacak bir yıl olarak hatırlanacaktır. Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 24-26 Ekim tarihleri arasında Elazığ'daydı ve Elazığ tarihi günlerinden birini yaşıyordu. İstanbul-Elazığ seferini yapan TK-670 sefer sayılı uçağın görünmesiyle heyecan doruklaşıyor. İşte beklenen misafir. Elazığ havaalanını dolduran kalabalıkta heyecan son safhada. Yüzlerde merakın, heyecanın, sevincin verdiği tatlı bir tebessüm var. Aytmatov'u Vali Muammer Muşmal ve Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu karşılıyor. Duyguların yoğun olarak yaşandığı bir bekleyiş bu. Başında fötr şapkası, bembeyaz saçları, yüzünde yılların verdiği yorgunluk, vakur ve emin adımlar. Ve Türk illerinden gelen diğer misafirler. Düşünceler eyleme dönüşüyor. Alkışlar yerini hoş geldiniz sözlerine bırakınca yılların verdiği bir özlemle kucaklaşıyor aynı kökün, aynı kültürün insanları. Gözlerde bulut bulut heyecan yaşatan bu adam kim? Ona gösterilen bu yoğun ilginin sebebi ne? Etrafında saygı uyandıran beyaz saçlı, vakur yürüyüşlü adam arabaya doğru yürüyor. Edeple kapıyı açan görevli yana çekiliyor ve ''Buyurun Cengiz Bey'' diyor. Arabalar hareket ediyor. Şehrin sokaklarında insanlar el sallıyorlar yol boyu bu muhteşem insana. Ve Otel Akgün. Kısa bir dinlenme, ardından yemek. Elazığ Valisi Muammer Muşmal'ın, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu'nun, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Hamdi Muz'un da katıldıkları yemekte Cengiz Aytmatov Elazığ hakkında bilgilendiriliyor. Postane Meydanı'nda sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen teröre lanet mitingi var. Hilali Yıldız'la bütünleştiren 100 bin kişi, kendileriyle aynı duyguları paylaşan Cengiz Aytmatov'a büyük saygı gösterisinde bulunuyor. Kendisine verilen büyük ödülü almak için Elazığ'a geldiğini ifade eden Aytmatov, ''Elazığ'a iyi ki geldim, sizleri görmekten çok memnunum.'' diyerek halkı selamlarken aynı yürek ve aynı imanla miting alanından ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez.'' nidaları yükseliyor. Türk kültürünün ilmik ilmik örüldüğü tarihi Harput şehri Cengiz Aytmatov'u karşılamaya hazır. Mihmandarlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk ile Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı. Harput Fatihi Balakgazi'nin heykelinin önünde bilgi veriyorlar Aytmatov'a.
Şehri kuş bakışı kucaklayan bu hakim tepeden Elazığ'ı seyreden yazarın yüzünde büyük bir memnuniyet ifadesi var. Çaylarını yudumluyorlar. Yurt içinden ve dışından uluslararası Hazar Şiir akşamlarına katılmak üzere gelen fikir ve gönül dünyamızın mimarları, şairler, yazarlarla sohbet halinde her biriyle yakından ilgileniyor. Elazığ valisi Muammer Muşmal, ünlü yazar Cengiz Aytmatov ve beraberindekileri vilayet konağının kapısında karşılıyor. Valilik toplantı salonunda Türk dünyasının bu büyük yazarı ve Elazığ'a gelen konukların yüzlerinden mutluluk okunuyor. Aytmatov bu ziyarette Elazığ'da yaşadığı coşkuyu ve gördüğü ilgiyi şu sözlerle ifade ediyor. Varoluş buna zamandaş mısın? Hepimiz bir zamanın insanıyız. Varoluş bir Türk dünyasında diye şeysi var. İnsanlar mısın? Hepimiz Türk dünyasıyla bir şekilde alakası ilgisi olan insanlarız. Mına sabir hüküm aytıp gettik 35 yaşında bunday nam algan Sovetler zamanındadır. Alçın bürok al gezdi Türkiye'ye gelip yetiştigen mümkün emes bolçu. Sabir kardeşimin söylediği gibi bir zamanlar Sovyetler zamanında birçok ünler aldım, birçok hediyeler aldım. Fakat diyor o dönemlerin en acı durumu Türkiye'ye gidiş gelişte bir şey mümkün değildi. Özünce bir çoğun okuyan oldu. Bu benim için özel bir olaydı. Bizim Kırgız elim yani gelip surap kanday, Türkiye kanday, Kayseri'deyken de ciğerin diye elim de surap attı. Kırgızlar etrafımda toplanıp Türkiye hakkında nasıl bir yer, nasıl gittin geldin, eli nasıl diye merak içerisinde sorular soruyordu. Yerini dahi bilmiyorlardı. Az zamanda uşuncalık alıstaşıp gitken biz. İşte o dönemde böyle birbirimizden kopmuş uzaklaşmıştık. Aytmatov, onuruna düzenlenen 15. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın yürüyüş kortejine katılıyor. Yürüyüş korteji oldukça kalabalık. Elazığ Belediyesi Mehter takımının kattığı yüksek heyecan ile yürüyüş başlıyor. Türk illerinden gelen şair, yazar ve bilim adamları Gazi Caddesi boyunca kol kola yürüyorlar. Kaldırımlarda toplanan insanlar ellerindeki bayraklarla selamlıyor Kırgız yazarı. Balkonlardan çiçek yağıyor. Alkışların ardı arkası kesilmiyor. Ve bu yürüyüş Elazığ Öğretmen Evi'nin önünde son buluyor. Hazar Şiir Akşamları'nın açılış töreni için Öğretmen Evi önünde toplanan insanlar, Aytmatov ile birlikte alana gelen konukları alkışlarla karşılıyorlar. Açılış töreninde Kerkük'lü Mehmet Ömer Kazancı ile Azerbaycanlı Sabir Rüstemanlı yaptıkları konuşmalarıyla alandaki heyecanı yükseltiyor. Elazığ Valisi Muammer Muşmal, Hazar Şiir Akşamları'na ev sahipliği yapmanın ve Cengiz Aytmatov'u Elazığ'da misafir etmenin mutluluğunu dile getirirken, Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Türk dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatov'u Elazığ'ın fahri hemşerisi ilan ediyor. Aytmatov, Elazığ'ı Türk halkının manevi azığı olarak görüyorum. Şu anda mutluluğun zirvesini yakaladım. Rabbim bana ömür verirse her yıl Elazığ'a gelmeyi düşünüyorum, dedi. Elazığ'da olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren konuşması adeta bir veda konuşması gibiydi. Elazığ'ı çınında Türk şehrinin ruhani azığı manavuşundayken. Ben Elazığ şehrini Türk halkının, Türk milletinin azığı olan bir şehir olarak düşünüyorum. Elazığ'ı ruhani azığı şehri de düşünüyorum. Elazığ isminden dolayı Elazığ şehrini Türk halklarından, Türkiye'nin manevi azığı olan şehir olarak düşünüyorum. Şu yerden bir ataktu kişilerimiz çıkart. Ben o şehit bırakıyorum. Bundan dolayı da bu memleketten, bu topraklardan çok büyük insanlar çıkacak diye ümit ediyorum. Sizlerden büyük ilim post adamları çıkart. Aranızdan çok büyük bilim adamları çıkacak inşallah. Kosmos'u sizler başkarasınlar. Uzaya sizler hakim olacaksınız. Yok. Dağı da kaydılap geteyim. Ben bugün vakıttın çoğusuna çıktım. Baktılar. Daha önce söylediğim gibi burada da tekrar edeyim. Bugün buraya gelmekle ben Vakıt Tağlay dediği Kıvanç Öğüncü'nün zirvesine ulaştım. Mutluluğun zirvesini yakaladım. Maga şu Arnav buna 15. Nazar cürüşün, Kazar cürüşün Arnav'ınar. Buna ben sığınam. Benim adıma düzenlenen bu Hazar şiir geceleri ve bugünkü yürüyüşü anladığınız üzere o kadar mutlu oldum ve bundan büyük bir kıvanç duydum. Bundan dolayı da hepinize saygılar duyuyorum. Sırada Cengiz Aytmatov Parkı'nın açılış töreni var.
Son 4 yılda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta bir çiçek bahçesi oluveren, çehresi değişen, yüzü gülen Elazığ yeni bir park daha kazanıyor. Yer Cumhuriyet Mahallesi. Park çok güzel tasarlanmış. Başkan Selmanoğlu konukları tek tek kucaklıyor. Protokol konuşmalarının ardından ünlü manasçı Urkaş Mambataliyev Manas Destanı'ndan bölümler okuyor. Ve ardından da Aytmatov kürsüye davet ediliyor. Gün boyu yaşadığı anlamlı toplantıların ardından adının verildiği park onu oldukça mutlu ediyor. Park fayda oldu. Bu mağa uyruğa deken men büt Kırgız eline, Orta Asya eline varıp kavar salam. Günümüzün mimari teknikleriyle yapılmış olan böylesine güzel binaların ortasında sanki bir ada gibi böyle bir güzelliğin oluşturulması ve benim adıma parkın açılmasını memnuniyetimi gittiğim her yerde, kendi ülkemde, kendi insanıma da anlatacağım, sık sık dile getireceğim. Uçuk tümemde zor manasçımız aytkanda, bu parkın çırpık çırpık en kişkinde çöp, çırpık çınar olsun dedi. Çımçık kişkinde çımçık, kuş olsun, şumkar olsun dedi aytkanda. Bu aytkanı kesin. Manasçımızın manasına başlamadan önce söylemiş olduğu bir atasözü, bir deyim vardı. Orada çırpı çınar olsun, küçük kuş büyük kartal olsun diye bir sözde bulundu. Ben onu parkımız hakkında değiştirerek parkımızda küçük bir çırpıdan çınara, kuştan kartala bir büyüme, gelişme göstersin dileğini burada arz etmek istiyorum. Park baktılım olsun. Parka cakşılık menen geldi buradan cakşılık okuyan menen. Hoşumdu destek durumuna. Hatayın barımız cinalıp, kuşun çalıp, boy fikri üstü, dileği üstü, boşumçalar birbirimizde. Kuşunu açışına katıştık. Kuşun desten gelmesin. Park güzelliklerin, iyiliklerin mekanı olsun. Her zaman burada dostluk adına toplantılar olsun. Yine aynı dileklerle, aynı düşüncelerle bu parkta bir araya gelmek hepimize nasip olsun. Geliniz benim parkıma. Parkıma geliniz. Ve Aytmatov'un yaptığı konuşmanın ardından parkın açılışı yapılıyor. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi tıklım tıklım. İnsanların büyük bir kısmı ayakta. Oturum Başkanı Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı. Konuşmacılar Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sadık Tural, Kazak şairi Muhtar Şahanov, Azerbaycanlı şair Sabir Rüstemandı, Yahya Akengin ve Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Ahmet Buran ile Profesör Doktor Ramazan Korkmaz. Servet Kabaklı'nın heyecan dolu konuşmalarıyla başkanlık yaptığı bu toplantıda Profesör Doktor Sadık Kemal Tural ve Profesör Doktor Ramazan Korkmaz Cengiz Aytmatov'un romancılığını ve edebi kişiliğini değerlendirirken Muhtar Şahanov ve Sabir Rüstemandı Aytmatov'un Kırgız ve Kazak Türklüğü için önemini dile getiriyor. Profesör Doktor Ahmet Buran da Cengiz Aytmatov'un hayat yolunu anlatarak Sovyetler Birliği döneminde bilhassa Stalin zamanında genel olarak Türklerin ve özel olarak da Cengiz Aytmatov ve ailesinin yaşadığı dramı anlatıyor. Konuşmacıları büyük bir dikkatle dinleyen ve oldukça duygulanan Aytmatov kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yapıyor. Bu dünyada yaşadığıma, adabiyatta işleyenime razımın. Bana uzun uyurgan ekeni. Sizlerde düşük düşkeni kurganınlar. Bundan artık kurmak, bundan artık sıyıklı olurgan mümkünemez. Milletler arası halkı, öncelikle bir edebiyatçı olduğuma, ikinciden de sizin gibi güzide insanların arasında, güzide bir şehir olan Elazığ'da bugün bulunmaktan büyük bir şeref duyduğumu bildirmek ister. Hepinize saygılar sunuyorum. Elazığ tarihi günlerinden birini yaşıyor. Birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a, İkincisi İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ile Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'e,
Üçüncüsü Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e verilen Türk Dünyası Hizmet Ödülü'nün dördüncüsü Türk dünyasını uyandırma, aydınlatma, ortak bir dil ve edebiyatta buluşturma gayretlerinden dolayı Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a veriliyor. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı bu muhteşem gecede sahneye davet edilen Aytmatov ödülünü Elazığ valisi Muammer Muşmal'dan alıyor. Dünyanın yaşayan en büyük yazarına Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu tarafından Cengiz Aytmatov Parkı'nın belediye meclis kararı okunarak takdim ediliyor. Ardından Fırat Üniversitesi tarafından Aytmatov'a Fahri Doktora ünvanı, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından da şükran plaketi veriliyor. Aytmatov kendisini yürekten alkışlayan Elazığlılara duygularını şu sözlerle ifade ediyor. Anın bir sebebi sizlerin cidden şehirden oturup sizlerin okşamız, insanlarına bu anda konuşmaz. İnimiz ön başkanlığında araç, hançanın adam gerçilik mıhtı kasiyeti var. Kasiyetli adamı. Ben sizin bu kadar hissi, bu kadar milli duygular yüksek bir halk olduğunuzu hiç tahmin etmiyorum ama buraya geldiğimde gerek sokakta yürüyüşte, gerekse program esnasında sizin bu sevgi ve saygınızı, hürmetinizi gördükten sonra bir başka duygular içerisinde, değişik duygular içerisinde girdim. Fakat bunun sebebinin de Muammer Muşmal Bey gibi yöneticileri tanıdıktan sonra bu insanların başındaki milli duygular yüksek insanlardan kaynaklandığını, bu duyguları sizlere onların aşıladığını inandım ve bundan dolayı da kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Elazığ'dan havalanan TK-673 sefer sayılı uçağın gönlü Elazığ sevdasıyla dolu bir yolcusu var şimdi. Cengiz Aytmatov. Hayatının en anlamlı ve en mutlu anlarını yaşayan Cengiz Aytmatov, gönlünü bıraktığı Elazığ'dan ayrılıyordu. Elazığ halkının gönlünde unutulmaz izler bırakan Aytmatov için şehrimizde 80. doğum yılı kutlama hazırlıkları yapılırken, dünyaca tanınan bu ünlü yazarımızı 10 Haziran 2008 tarihinde ebediyete uğurladık. Ömrünün son aylarında ziyaret ettiği ve çok sevdiği Elazığ şehri Aytmatov'u hiçbir zaman unutmayacak ve hatıralarına sahip çıkacaktır. Ruhu şad olsun. Evet değerli konuklar, bugün Manas'ta Kırgız misafirlerimizle birlikteyiz. Kırgızistan'dan Aman Bey Omurzakov, Kırgız El Birliği Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışman Yardımcısı kendisi. Bir diğer konuğumuz Ruslan Damiroğlu, kuşçu boyu törağısı ve aynı zamanda Cengiz Aytmatov'un da hemşerisi oluyor. Bir diğer konuğumuz da Profesör Doktor Zakir Azizov. Ve diğer yazar ve şairlerimiz bizimle birlikte. Bugünkü programımızda hem Kırgızistan hakkında hem Cengiz Aytmatov hakkında konuşacağız. Hem de Kırgız kardeşlerimizin burada bulunma sebepleri üzerine görüş alışverişinde bulunacağız. Öncelikle sözü hocamız Profesör Doktor Ahmet Buran'a bırakıyorum. Hocam, siz Kırgızistan'da bulundunuz. Hem Cengiz Aytmatov hem Kırgızistan hakkındaki izlenimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Türkçe, hoş geldiniz, hoş geldiniz der Kırgızca. İkisi de bir aslında. Köp ayırması çok. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kırgız dostlarımızla beraberiz. Onun için biraz Kırgızistan'dan bahsedelim öncelikle. 2003 yılında ben ilk defa Kırgızistan'a gittim. 2003-2005 yılları arasında 2 yıl orada görev yaptım Manas Üniversitesi'nde. Sonra 2005'te döndüm. Döndükten sonra
çeşitli vesilelerle ve çeşitli defalar Kırgızistan'a gittim geldim. Kırgızistan'la ilişkilerimiz devam ediyor tabii. Kırgızlar Türklerin tarihte adı bilinen en eski Türk boyudur aslında. En eski. Ben 2003'te Kırgızistan'a gittiğimde biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yılını kutladık orada. Onlar Kırgız Kağanlığı'nın 2200. yılını kutladılar. Milattan önce 200 yılında kurulan Kırgız Kağanlığı'nın 2200. yılını kutladılar aynı dönemde. Dolayısıyla milattan önce 2200'den beri adları pardon 1200'den beri 2000 milattan önce 2200 değil 1200 milattan önce 2000 olduğuna evet. O şeyi yanlış verdik. Rakam edebiyatçıyız ya. Matematikle aramız çok iyi değil. yani şunu demek istiyorum. O tarihten ziyade Kırgızlar tarihte adları bilinen çok eski bir Türk boyudur. Ve o tarihten beri de haklarında belirli kaynaklarda hep bilgiler var. Çin kaynaklarında başlıca mesela bir kitap yayınladılar Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özek bölgesinde Hanzu cazmalarındaki Kırgızlar. Bu kitabı gördünüz mü? Hanzu cazmalarındaki Kırgızlar diyen kitap Hanzu yazmalarındaki Kırgızlar. Türkçe'de Hanzu diye bir kelime var. Bu kelimenin nereden geldiğini falan merak ederdim. O şeyi gördükten sonra anladım. Hanzu diyoruz ya biz. Hanzu cazmalarındaki Kırgızlar Çinlere aslında menfi ifade. Evet, tabii yani bizim dilimizde var böyle bazı kavimlerle ilgili kullanılır yani şimdi şey yapmayalım söylemeyelim. Kullanılır. Bu söz de oradan geliyor. Oradan kalmış zannediyorum. Yenisey yazıtlarında Kırgızların adı geçer. İlk defa Türk yazılı belgelerinde Yenisey yazıtlarında bir taşta ben Kırgız oğlu diye ifade edilir. Onun için Yenisey yazıtları Kırgızlara ait kabul edilir. Yenisey yazıtlarının Kırgızlara ait olduğu iddia edilir. Tabii içinde başka Türk kavimlerin adları da geçiyor. Esasında ortak yazıtlar onlar. Ama Kırgız ismi özel olarak bu yazıtlarda yer alıyor. Sonra Orhun yazıtlarında Kırgızlar geçer ve ondan sonraki yazılı belgelerde hep geçer. Bugün tabii Kırgızistan bağımsız bir Türk devleti. Kırgızların tarihinde varlığında, uluslararası varlığında dört şey çok önemli, çok değerli. O dört şey adeta Kırgızların kimliğini, varlığını, kültürünü, her şeyini temsil ediyor. Bunlardan birisi kutsal su olarak Isık Göl. Eski Türklerde ıdık, yir, sup diye bir kavram var. Iduk, yir, sup. Eski Türkçe yani Göktürkçe döneminden kalma bir ibare bu. Iduk kutsal demek, kutsal yer su. Kutsal yer su aslında mecazi olarak vatan demek. Vatan demek, kutsal yer su. Kutsal yer ve suların olduğu yer vatandır. Kırgızların kutsal suyu Isık Göl'dür. Isık Göl'ün adının ısıktan geldiği, etimolojik olarak ısık yani sıcak, kışın donmadığı için sıcak su anlamında geldiği, öyle bir anlamı olduğu söyleniyor. Ama başka bir etimolojisi daha var. Iyık kelimesinden ıyık. Iduk eski ıduk kelimesi Türkçe'de D'ye dönüşümüyle Y olur. Iyık, ıyık kutsal demek. Dolayısıyla kutsal su aslında. Kutsal su. Böyle bir etimolojisi de var. Yani Isık Göl. İkincisi kutsal yer anlamında Tanrı Dağları. Tanrı Dağları yine Kırgızistan'ın coğrafi olarak önemli bir bölümünü meydana getiriyor. Ve tarihsel
işte atıflarımız hep Tanrı Dağları adınadır ya. Onun için Kırgızların tarihinde de o Tanrı Dağları önemlidir. Onların önemli mekanlarındandır bugün. Sonra Kırgızların tarihi ruhunu, tarihsel ruhunu temsil eden bir değerleri var. Bugün bu yayın evinin de adını taşıdığı Manas. Manas destanı dünyanın en büyük destanıdır. Ondan daha büyük bir destan dünyada yok. Dünyanın en büyük destanı. 500 bin hatırladığım kadarıyla, tabii farklı nüshaları var. Nüshalarda değişebilir ama 500 bin mısradan oluşuyor. 500 bin mısradan oluşuyor. Dünyanın en büyük destanı Manas, Manas destanı. Ve hala tabii tarihi bir destan ama hala canlı. Manasçılar var. Onu hala böyle ezberden okuyan insanlar var. Tabii Kırgızistan'ı ve Kırgızları artık yakından tanıyoruz. İlk defa karşılaştığımızda bunlar bize çok ilginç gelmişti. Çok farklı görmüştük bu tür şeyleri. Ama buraya gelenler ya da oraya giden, buradan oraya gidenler, oradan buraya gelenler vesilesiyle artık bu kültürü birçoğumuz yakından tanıyoruz, biliyoruz. Bir de Kırgızların, Kırgızistan'ın çağdaş dünyaya bakan uygar yüzünü temsil eden bir değerleri var. O da Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov. Yani Kırgızistan denince dört sac ayağı diyelim. Biri Issık Göl, diğeri Tanrı Dağları, Alatov. Alatov. Ondan sonra sonra Manas ve Cengiz Aytmatov. Bu değerler, Kırgızistan bu değerler üzerinde yükseliyor. Bu değerlere dayanarak yükseliyor. Manas, işte bakın burada da Manas adını bir yayın evine. Burası basma üy. Burada kitaplar çıkardı, kitaplar basıladı. Bu yayın basma üyünün adı Manas. Adını Manas Ata'dan aladı. Manas'tan. Başka bir Manas imez. Adını Manas Ata'dan alan, burada da kullanılan bir isim. Ve Türk dünyasının, tabii sadece Kırgızların değil bu değerler, Kırgızistan merkezli olmakla birlikte bütün Türk dünyasının ortak değerleri. Tanrı Dağları bizim de dünyamızda, hayalimizde, hafızamızda bir değerdir. Issık Göl de bizim için öyledir. Bütün Türk dünyası için öyledir. Cengiz Aytmatov da işte Manas'ta, Manas Destanı ve Manas'ta. Bizim nasıl ki Kırgızlar için bunlar önemli değerler, hepimiz için, bütün Türk dünyası için de birleştirici önemli değerlerimizdir. Kırgızistan küçük, coğrafya olarak küçük bir ülke, nüfus olarak küçük bir ülke ama tarihi derinliği olan bir Türk unsuru, Türk boyu. Türk dünyası ilişkilerinde de olmazsa olmazlardan biri Kırgızistan. Yani hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gereken ve edilemeyecek olan bir yer. Onun için stratejik olarak da, yani Türk dünyasının birliği, bütünlüğü, geleceği, işte Türk Devletleri Teşkilatı ile ortaya konan bu vizyon ve onun içini tabii doldurarak gelecekte mutlaka oluşacağını hayal ettiğimiz o Türk Birliği, yani sınırları birleştirmeyebiliriz, sınırlar ayrı olur ama Avrupa Birliği gibi bir Türk Birliği gerçekleşecekse, ki bana göre bu mutlaka gerçekleşecek. Biz görürüz veya görmeyiz ama mutlaka bu gerçekleşecek. Bu gerçekleşirken işte önemli sac ayaklarından birisi de Kırgızistan'dır. Kırgızistan'ı hiçbir zaman görmezden gelmemek lazım, görmezden gelemeyiz. Yani küçük bir ülkedir diye, nüfusu azdır diye filan böyle şeye almamak, hafife almamak lazım. Onun ciddiyeti, önemi tarihi derinliğindedir. Aynı zamanda Kırgızların duruşundadır. Kırgızlar, sabah vilayete, valiye gitmiştik de orada konuşurken savaş ile ilgili bir konu geçti. Zannediyorum beyefendilerden biri söyledi, siz söylediniz.
Kırgızlar tarihte ortaya çıktıkları günden bugüne savaş, sürekli savaşıyorlar. O savaşsız hiçbir zamanları yok. Sürekli savaş. Yani savaş bizim için sıradan bir şey gibidir diyorlar. Onun için Kırgızların böyle bir yiğit tarafı da var. Cigit cigit, mıhtı cigitler. Kırgızların bari mıhtı cigit. Onun için ben de sayak boldum, Kırgız boldum. Ben mıhtı cigit boldum. Bizim Kuseyin İsaev Kipr'ge geliptir. Kipr. Alcer'de bizim Ramazan Korkmaz diyen bir yoldaşımız var idi. Ana bu yoldaşım ana suradı. Ahmet Buran diyen bir yoldaşım, bir dostum var Kırgızistan'da. Sen tanıdın mı onu? Aa, tanıdım. Mıhtı cigit de payta. Ramazan Bey bu mıhtı cigit de ne diyen bilmegen. Ma zvandadı, telefon çaldı. Dedi ki burada Kuseyin İsayev degen bir profesör geldi. Ben seni soradım, ma aittı, Ahmet Buran'ı tanıyayım, mıhtı cigit dedi. Bu mıhtı cigit sözü, cahsı mı, caman mı? Ben bilem cahşı. Kırgızların beri mıhtı cigit. Evet, şimdi tabii sözü çok uzatmayalım. İnşallah Türk dünyasının geleceği hep beraber Kırgızların ve diğer bütün Türk gruplarının ortak ideali olarak önce düşünce dünyamızda, zihin dünyamızda şekillenir, belirginleşir. Şimdi bazı şeylerin gerçeğe dönüşebilmesi için önce onun fikri, zihinsel altyapısının iyi düzenlenmesi, iyi anlaşılması, iyi oluşturulması gerekir. Yoksa böyle sadece duygusal bir kısım heyecana dayalı davranışlar ve beklentilerle bu işler olmuyor. Onun mutlaka ilmi, siyasi, kültürel, ekonomik zemininin çok iyi hesaplanması, çok iyi planlanması gerekir. O zemin üzerine adımların atılması lazım. Onun için Türk Devletleri Teşkilatı önemli bir penceredir. Bu yönde önemli bir kapıdır. Oradan belki girerek bu altyapıyı öncelikle oluşturmak ve zihinlerde bunu benimsenebilir bir anlayış olarak şekillendirmek lazım. Her birimizin bireysel olarak, mesela ben kendimce düşünüyorum, diyorum ki ya Türk Birliği, işte güçlü oluruz, hep beraber oluruz, dayanışma içinde oluruz, zengin oluruz, işte şöyle oluruz, böyle oluruz falan. Ben bunu böyle düşünüyorum ama neye dayanıyorum? Biliyorum Kazakistan'ın coğrafyasındaki zenginlikleri, Özbekistan'daki zenginlikleri, Türkmenistan'da, Azerbaycan'dakileri biliyorum, Türkiye'yi biliyorum. Bütün bu şeyleri gördüm, görmenin ötesinde sürekli yıllardır bunlarla meşgulüm ve birçok şeye vakıfım. Şimdi bunu söylediğiniz zaman zihninde bu bilgiler olmayan insan bunu hayali bir şey gibi görür. Ne birliği kardeşim, yani ne zenginliği, ne gücü. Yani önce bunları sağlam bir şekilde öğretmek, benimsetmek, anlatmak lazım. Hem Türkiye'dekilere, yani Türkiye'de biz biliyoruz diye herkes biliyor zannetmeyin. Türkiye'nin yarısı ben Türk'üm demiyor. Yani Türkiye'nin %50'si ben Türk'üm demiyor. Önce Türkiye'dekilere bir Türk'üm demeyi öğretmemiz lazım. Sonra diğer yerlerdeki soydaşlarımızla da bu kavramları çok iyi paylaşarak, anlatarak, yalnız anlatırken de işte onun bir yolu, yordamı, üslubu var. O üslub içerisinde anlatmamız gerekiyor. Aksi takdirde çok çeşitli tepkilerle falan da karşılaşılabiliyor. Evet arkadaşlar, ben böyle bir değerlendirme yapmış olayım. Değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz. Sizler de şeref verdiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerlendirmeler için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamız tabii Kırgızlar için en önemli şeyler Cengiz Aytmatov ve Manas'tan bahsetti. Tabii bir de Kırgızların meşhur kalpağı var. Sanatçımızda da var. Bu kalpak da o karlı Tanrı dağlarını temsil etmektedir. Hem yüksekliği ve beyaz olması da bunu temsil ediyor. O nedenle bunu da bir açıklamak istedim. Şimdi sanatçımız Baha Kabaklı bir Manasçı edasıyla bize dinletide bulunacak. Dinliyoruz. Buyurun. Evet, kendisi yok. Ben de
Esat abimin bestelediği bir şarkı okuyacağım. Çanakkale 2 dedikleri. Onunla ben de biraz Türklük damarımız bugün kopsun. Çanakkale bugün toz ile duman, Çanakkale bugün toz ile duman, düşmanda imkan var Mehmet'te iman, düşmanda imkan var Mehmet'te iman, alem görsün bey midir yaman, alem görsün el mi bey midir yaman, burada son söz Türk'ün söz olacak, ne fer şehit ordu gazi olacak, burada son söz Türk'ün söz olacak, her şehit ordu gazi olacak. Çanakkale şahit, düşmandan azdık. Çanakkale şahit, düşmandan azdık. Diş ile tırnakla siperler kazdık. Diş ile tırnakla siperler kazdık. Her siperde ayrı destanlar yazdık, her siperde ayrı destanlar yazdık, halimiz şerefli mazi olacak, nefer şehit ordu gazi olacak, halimiz şerefli mazi olacak, nefer şehit olurdu gazi olacak. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kerkük bir tane okuyalım. Türkmen eline gitsin. Evet. Sevgili kardeşlerimize gitsin. Yine birlikte okuyabilirsek okuyalım. Altın kızma mülayim, seni haktan dilerim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben silerim.
seni gördüm şad oldum. Gün gördüm ey günler gördüm, seni gördüm şad oldum. Altın kızma incidir, gömleğin ağır incidir. Lan olsun dillerin, ne dedi yar incidir. Benim lal olmuş dilim, dedi yar incidir. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm şad oldum. Gün gördüm ey günler gördüm, senin derdinle öldüm. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Evet, şimdi misafirlerimizden Aman Bey Omurzakov'a sözü veriyoruz. Buyurunuz. Salamaslar bu, urmattu Türk tuğandar. Biz alıskı, kırgız cerinden geldik. Sizlerden, atacurtunuzlardan geldik. Sizlerge bizim kırgız elinden, Türk elinden, canımızdaki Özbekistan, Kazakistan'daki elinden, Çıngız Aytmatov'tu süygön büyük Türk elinden, Orta Asya'daki. Sizlerge çok salam aytabız. Bizde bir jakşı söz var, makal var kırgızda. Atan ölse dağı, atanı görgün ölbesin degen. Bul jakşı makal. Sizlerdimin görüp Çıngız Aytmatov menen süylöşkön, Çıngız Aytmatov menen çogu jürgön adamdardı görüp men uşunçalık sizlerge razı olup atam. Jürögüm menen tuyup atam, sezip atam. Sizde aksakaldar biz üçün sıymık. Biz sizlerge razıbız. Çıngız Aytmatov'tun ikinci jaşosu başlandı de oylayım. Birinci jaşosu öz jaşosu olsa, ikinci jaşosu bul Çıngız Aytmatov'tu eskirgen, estegen, sizlerde olgon akın, jazuçular, ırçılar, buna bizdin ırçı Tuğanıbız Abdanson'un ır aytı, jürektü ezgen, jakşı sözlerdi aytı. Sizler menen biz ar kaçan tuğanbız, kanıbız bir. Sizler bul jaka gelgensizler, biz bul avabız aytkanday kırgızlar, sizler menen çoğu gelgenbiz. Bizde mo İzmit'te kırgızlardın mürzösü var. Sizler bilesizler. Al mürzö kırgızlardın batırları gelip sizlerge jardan berip. Oşol ile kırgızdın kandarı silerdin kanınarda jüret. Oşol için sizler bizde montup alısta osoktağı jakında bizmenen. Intımakı ıstı, dostçuluğu ıstı, tuğançılığı ıstı, bekemde vatkan ıstarga sizlerge biz ayabay razıçılık bildirebiz. Ошондой эле ушул жердеки муну турган Манас типографиясында иштеп аткан биздин агабызга чоң ыраазычылыкты билдиребиз сизге. Манас типографиясын иштетип, ушундай түрк аурасын, түрк моундай жакшынакай сактап калганыңызга, Чыңгыз Айтматовдун элесин сактап бүт жакшы келечекте бир 95 жылдыгына жакындап келетканына жакшы ойлоруңузду айтып, жакшы максаттарыңызды коюп, ушундай бир иш чараларды өткөрүп атканыңыздарга сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Буюрса сиздер Кыргызстанга келиңиздер. Кыргызстанда 95 жылдыгы болот. Адан тышкары жакшы
işçara, madani işçaralar bolot. Sizler gelinizler, sizler menin çoğu şu Çıngız Aytmatov'tun 95 yıldığın çoğu ötkörölü, çoğu işçara ötkörölü. Sizlerge çoğun razımın, rahmat sizlerge çoğun. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bu Elazığ'da bizi çok iyi misafir ettiniz. Biz Cengiz Aytmatov'u ve Manas'ı burada yaşattınız. Bizim için Cengiz Aytmatov önemlidir ve Cengiz Aytmatov'u ben şöyle düşünüyorum. İki ömrü vardı. Birisi yaşadı, öldü, vefat etti, gitti. Fakat ikinci ömrü daha uzun ve sizlerin sayesinde böyle adı anıldıkça yaşayacak ikinci hayatı olacak. Bizde Kırgızlarda bir söz var. Diyor, atan ölse de atanı gören ölmesin. Diyor. Yani sürekli bir yad etme, anma, devam etsin manasında. Biz çünkü diyor, biz çok uzaktan geldik. Biz Kırgız, Kazak, Özbek, biz bir kardeşiz ve biz uzakta olabiliriz. Ancak bizim kanımız bir. Biz uzaktan geldik. İzmit'te Kırgızların bir türbesi var. Kırgız türbesi var. O da bizim Kırgız askerlerimizin, Kırgız erlerinin gelip bu topraklar için canlarını feda ettiklerini gösteriyor. Manas'ın adını sakladığınız için hem bu yayın evinde hem de diğer isimlerde bunları sakladığınız için size teşekkür ediyoruz. Cengiz Aytmatov'u yaşatmanız bizim için çok değerli ve bunun için çok teşekkür ediyoruz ve Cengiz Aytmatov'un 95. yılını alma etkinliğine hepinizi bekliyoruz. Sizleri davet ediyoruz. Hep beraber bunu kutlayalım. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Elazığ Kalası. Elazığ Oblası, Elazığ Şarı, Elazığ deyip özüyle sözünün aytıp durat. Elazığ bul, eldin azığı, bul eldin ruhi, düğünü içindeki ruhu, duhunun azığı de boyluyum da. Sizlerde azığı varken, uşul Elazığ'tın cazuçular varken, akınlar varken, ırçılar varken, adamda özü birinci azık bul, içki dünyadaki azık. Tarihinin azığı, madaniyatın azığı. Uşul azıktu şar, budan geyin özsün, önüksün. Biz bolsa Malatya'ya geldik. Malatya'da çok apat oldu, özünüzdür, gördünüzdür. Biz oşul Malatya'ya özümüz Kırgız el birimliğin atından üç bozuyu alıp geldik, Kırgız'ın üç bozuyu. Cakşı atayın alıp gelip biz rektörga Malatyalık Üniversite, Ünyal Üniversitesi'ne verdik. Alcırda özünüzdür bilesizler, öte zaman iş oldu. Hem oşul bizim alıp gelgen üç bozuyumuz oşul Malatya'ya. Biz alıstan bozuktağı bozuyu da alıp geldik. Bozuyu da görüp, bozuyun içinde oturup, Kırgız'dın Atacurt'tan gelgen duhun içki, cürögü üsmenin, Çin cürögü üsmenin alıs bozu da alıp gelgen aytpagan sözdü, oşol bozuyun içinde aytattırgan sözdördü, aytıp şu gönlünün götürgen, duh bergen bozuyu da görüp durup, argaçan özünün eski tarihin, madaniyatsının estesin dep, gelecekteki yaşlar anı görüp özsün dep atayın ap geldik. Buyursa biz oylayız, budan giyin sizlerimenin dağı mamile üstü bekemdeyiz, ıntımağı üstü bekemdeyiz. Sizlerimenin argaçan görüşüp turganga biz hareket kılavuz. Rahmat sizlerge çok. Evet. Elazığ adından da anlaşıldığı gibi eldin azı, ruhunun azı. Çünkü Elazığ'da yazarlar var, şairler var. Sizleri gördük, memnun kaldık. Tarihin, medeniyetin azı olarak biz bunu düşündük. Evet, biz Malatya'da çok büyük bir afet olmuştu. Onun için geldik. Üç bozüyü aldık geldik. Bu bozüyü dediğimiz tabii çadır değil, biraz daha teferruatlı keçeden yapılan bir barınma sistemi. Bu bozuyu aldık geldik. İnönü Üniversitesi'ne diyor bunları verdik ve uzakta olsak da ata yurttan getirdiğimiz bu çadır ile size ruh vermek, destek vermek, güç vermek ve bununla gençlerinizin ve sizlerin tarihi hatırlamanıza,
yardımcı olmak, kültürünüzü korumak, hatırlamak için bunları bu amaçla getirdik ve inşallah size sizlerle ilişkilerimiz daha da güçlenecek ve sürekli sizlerle irtibat halinde olacağız. Çok teşekkür ederim. Bir iki söz. Bir Manas'ın sözün bir silop koyun. Bizde Manas'ta bir cak söz var. Biri gitti Urum'a, biri gitti Kırım'a dedi. Kırgızdın barışıntıp getken eken. Oşo Urum'da, Kırım'da cürgen Kırgızdın kanları buna sizlerden kanınızlarda oturattı oylayım. Tüğünör 10. 15. atanar şu Yeniseyden gelgen Kırgızdın baldarısınar de açsam bolut da. Evet. Teşekkür ederiz. Ha. Özellikle Manas destanında şöyle bir ifade var. Biri gitti Rum'a, biri gitti Kırım'a. Buradan yola çıkarak diyor sizlerin de 9. 10. atalarınızdan mutlaka sizlerde de bizimle ortak bir yanımız var. Atalarımız bir. Bunu demek istedi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rum tabii Anadolu. Evet. Çok iyi. O siz bu. Şimdi sözü Profesör Doktor Tarık Özcan hocama bırakmak istiyorum. Cengiz Aytmatov'un eserleriyle bağlantılı olarak Kırgız-Türk kardeşliği ve bununla ilgili birkaç cümle almak istiyorum. Buyurun hocam. Efendim, Türkçe Nehri Çin kapılarından Doğu Avrupa'ya kadar binlerce yıldır akıyor. Bu nehir hepimizin, Kırgız'ın, Kazak'ın, efendim, hepimizin nehri. Doğaldır ki biz o bilinç dışı dediğimiz, yani Türk'ün kolektif bilinç dışı var. Biz binlerce yıldır atalarımızla birlikte aynı değerleri, ortak değerleri üreterek Türkçe nehrinin içerisine efendim aktarıyoruz. Ortak bir havuzumuz. Cengiz Aytmatov bu havuzdan aldığı değerlerle romanlarını yazıyor. Yani o hepimizin evrensel bir romancı, dünyanın en güçlü romancılarından birisi. Ama her şeyden evvel bizlere ait bir romancı. Doğaldır ki ortak sembolleri kullanıyor. Ortak değerleri kullanıyor. Yani Bozkır'ın büyük sanatkarı bir romancı olarak Türk'ün alın yasını anlatıyor. Binlerce yıldır efendim Uzak Doğu'dan başlayıp bu coğrafyaya kadar efendim hayatlarını tanzim eden, kuran, göçebe topluluktan modernleşme sürecine geçen bu coğrafyanın kolektif değerlerini, ortak değerlerini, atalarımızın oluşturduğu bu değerleri romana aktarıyor. Tabii biz, ben Batı'da da çok romancı okudum. Yani bir tarafım da Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar dersi. Dünyanın en güçlü romancılarından birini yetiştirdiğiniz için ki hepimiz sizlere önce teşekkür ediyorum. Efendim, doğaldır ki aynı zamanda bize ait bir romancı olduğu için de gurur duyuyoruz, şeref duyuyorum. Ben Tanzimat'tan bu tarafa gelen Türk romancılığını okutuyorum, okuyorum. Böyle bir romancı yok. Cengiz Aytmatov gibi Türkçeyi muazzam hayat tarzıyla birlikte efendim bir edebi türe aktaran en güçlü romancılardan birisi. Ve aynı zamanda da dünyanın karşısına Yunus Emre gibi o şiirde nasıl bütün dünyanın karşısına çıkarabiliyorsak bir romancımız var. Dünyanın karşısına çıkaracağımız bir romancı var. Bu Cengiz Aytmatov. Bunun için Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük romancıyla karşı karşıyayız. Biz sadece hepimize ait olan bir değer olduğu için de seviniyoruz. Onunla tabii nasip oldu. Arkadaşların gayretiyle burada tanışmamız nasip oldu. Herhalde son şeyiydi. Efendim. Yani göçebe topluluğun o sadece göçebe hayattan başlayan o sembolleri yönümüze aktararak halen Türk şuurunun, Türk bilincinin binlerce yıldır devamlılığını ve sürekliliğini aktarıyor bize. Yani halen ataların ruhu günümüze kadar bu coğrafyada, bu zengin coğrafyada yaşıyor. Efendime söyleyeyim. Yani o kara trenler, o trenler, o Bozkırt'taki efendime söyleyeyim at sembolleri efendim yabancılaşmanın mankurt sembolünün özellikle sadece Türk dünyasını değil bütün dünyada var olan yabancılaşma ve ötekileşme kültürünü muazzam bir mankurt süreciyle veya dönembay
kuşuyla anlatabilmesi ihtişamlı bir romancının, ancak usta ve ihtişamlı bir romancının işi. Cesaret edip diyeceğim ki, özür diliyorum, evet o Dostoyevski'nin evrensel değerlerini milli kalıplarla örtüştürerek anlatan bu büyük romancının karşısında tabii ki saygı duyuyorum. Biraz da kendimi anlatayım. Hocam da burada. Tabii ben Türk dünyasını anlatmaktan çekinirim. Çünkü Türk dünyasında, benim Türkiye'mde, ülkemde bu sahayı en iyi tanıyan hocalarımızdan birisi şu anda. Hocam Profesör Doktor Ahmet Burhan Bey burada. Onun için o gerekli olan bilgileri verdi. O dünyayı çok iyi tanıyan birisi. Ama ben de Türk destanları üzerine çalışıyorum. Bu sayıda Türk Edebiyatı'nda şu anda Bozkurt destanının, Türeyiş destanı üzerine yazmış olduğum bu sayıda bir yazım var. Yani arkadaşlara tavsiye ederim. Efendim, edebi metinleri tahlil edemediğini sürece onlar sadece zamanın ruhuna hitap ediyorlar. Ama siz onların içindeki kalıpları, ortak değerleri efendim alıp da incelediğiniz zaman o metinlerin çağlar ötesine uzanan bir dil olduğunu görüyorsunuz. Yani Türk'ün modern bir kafasının olduğunu, gelişmeye müsait bir kafasının olduğunu görüyorsunuz. Bunun için ben gerek Ergenekon destanı, gerek Manas destanı, gerekse Bozkurt ve Türeyiş destanlarını incelediğimde gerçekten de çok ciddi bir kültürünün olduğu ve aynı zamanda Adem'den beri dünya üzerinde var olan insanlığa has bütün değerleri millileştirerek, efendime söyleyeyim, aynı bunları kendine mal ettiği gibi aynı zamanda bütün insanlığa öyküsünü, macerasını anlatabilecek zihinsel bir yapıda bir millet gördüm. Bizim milletimiz gerçekten çok güçlü, düşünen, efendim güçlü bir kafa yapısı, olgun bir kafa yapısı olan bir milletin mensuplarıyız. Doğaldır ki ben derslerimde hep şunu söylerdim, burada da söylüyorum. Batı'nın iki tane büyük destanı var. Üç tane sayarız. Homeros'un İlyadası, Odisesi ve Virgil'in Eneidi. Bunların üçünün de yazarı belli. Bunlar doğal destan değil. Suni destanlar, yapay destanlar. Bizim milletimizin 400 tane destanı var. Hepsi doğal destanlar. Hepsi doğal destanlar oluyor. Yani yazanı belli değil. Kim yazmış bunu? Milletimiz yazmış. Binlerce yıl yoğura yoğura efendim ozanlarla, kamlarla, baksırlarla, destan şairleriyle anlata anlata bunları olgunlaştırmış. Ve bugün Batı kendi temellerini Homer'in destanlarına dayandırıyor. Bir Amerikalı diyor ki ben Yunan'ım diyor. Yani George Bush gitti dedi ki ben Yunan'ım. Niye böyle söylüyor? Çünkü Homer'i yetiştirmiş. İlyada'yı yazmış, Odise'yi yazmış, Aristo'yu, Eflatun'u yetiştirmiş. Herodot'la tarihçiliği başlatmış. Avrupa temellerini buna dayandırmakla biz kültürlü bir aileye mensubuz diyebiliyor. Ama benim ecdadımın 400 tane destanı var. Biz kendimizi anlatmaktan efendim bir türlü fırsat bulamıyoruz. İşte Cengiz Aytmatov bunlardan birisi. Binlerce yıldır Türk kültürünü, Türk hayat tarzını, Türk düşüncesini, zenginliğini bütün dünyaya anlatması bakımından biz daha çok Cengiz Aytmatovlar yetiştirmek zorundayız. Dünyanın bizi tanıması için bu büyük sanatkarları yetiştirmek zorundayız. Efendim, çünkü hep şunu, dünyanın bize yaptığı bir haksızlık var. Barbar Türkler diyor. Barbar, bakınız, yazılı kültür medeni insanın işidir. Eline kalem alan, kendini anlatan insan medeni bir insandır. 400 tane efendim taşlara yazı yazmış, Bengü taşlara yazı yazma kudretini elde etmiş. 400 tane destana imza atmış. Bir millet asla ve asla barbar olamaz. Batı bizim karşımıza iki tane eserle çıkarken medenleşme sürecini Yunan'la başlatıyor ama biz bir türlü ne yapamıyoruz? Kendimizi ifade edemiyoruz. Bunun için gerçekten de Cengiz Aytmatov 20. yüzyılda Türk dünyasını anlatmak adına hepimiz anlatıyor. Hepimiz Cengiz Aytmatov'uz. Ve daha çok Cengiz Aytmatov'lara ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için hoş geldiniz. Başımızın tacısınız. Evet. Bu kıymetli değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Hocam. Şimdi Kuşçu Boyu Tör Ağası ve Cengiz Aytmatov'un hemşerisi olan Ruslan Demiroğlu misafirimize hoş geldiniz diyorum. Buyurun
Assalamu alaikum. Urmattu Türk tuğandarıbız, kardeşlerimiz. Abdan kuanıştağız. Sizlerimden oturup şu yerde sizlerimden tanışkanımızka şu yerde bizden ağabız Çıngıs Aytmatov gelip sizlerimden oturup mayekteşkenine abdan kuanıştağız. Jetine albay oturabız. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. Türk kardeşlerimiz çok memnun oldum. Bizleri böyle ağırladınız. Buraya Cengiz Aytmatov'un gelmesi ve sizinle röportaj yapması, sizinle görüşmesi bizi çok memnun etti. Biz şu Türk Elivist'in bağırıstın sıymığı Cengiz Aytmatov bildirip yazıp gitti. Oşoların iyisinden, oşoların jaskanın biz unutpay ala jürsök bizden giyinki muğundarga ötközüp beriş kerek biz. Dünya yüzüne dağı bağırın ten aytılbağan sözler okulbağan kitepterdin bağırın ten Çıngıs Aytmatov'tun bağırına bilgiskenge hareket kılış kerek biz. Türkiye'lerinin hepsinin ortak değeri olan Cengiz Aytmatov'u almak, onun izinden gidip sonraki nesillere onun verdiği bilgileri aktarmak, onun verdiklerini aktarabilmek ve söylenmeyen sözleri dile getirmek bizim için çok değerli, bizim için bir görevdir bu. Ben şu Kırgız 51'indeyiminin şu Turtsağa, Malatya'ya gelip gelgeniz sebebi ушул катуу апаттан ушундай катуу жамандык болду. Ошого кыргыз элибиз дагы абдан күйүгүп, абдан өстөрүн дагы жаман сезип, ошол жактан кандай жардам кылсак деп Түрк элине баарытын şu jönököy kişiler bayağı hükmette iştegen kişiler, vraçtar bağırtın bir gündük aylık havasın kotorup koldan gelişince şu jardan beretken anan kırgız elinin jardamı bu çoğun jardam çoğun bulboyt kişinekey bulboyt. Yardım yürekten bulut. Evet, Türk Birliği'nin çalışmaları için biz tabii Malatya'ya geldik. Tabii bildiğiniz gibi çok büyük bir afet yaşandı orada. Kırgız halkı olarak, Kırgız halkı buna çok üzüldü. Yürekten üzüldü ve normal sokaktaki insanlar da, devlet adamları da, yöneticiler de herkes elinden geldiği kadar yardım etti. Fakat bu yardımlar çok da olmaz, az da olmaz. Gönülden olunca olur. Ben şu yerden ben daha bir yolu sıymıktan otam. Şu yerden Çıngıs Atağız şu yerine oturup, şu yerden kitepleri çıkıp, şu yerden birinci yolu eskerip dirsinler. Çıngıs Atağız şu yerden Elazığ'a kanday bir jakşı görüp, şu yerin elin jakşı görüp, yerin jakşı görüp, şu Türk eliminin, şu yerdeki Elazığ'ın silerminin, ellerimin jakşınaka gündörde ötközkönüne ben abdan sıymıktan oturam. Evet, şuna gurur duyuyorum ki Cengiz Aytmatov buraya geldi, sizinle beraber oldu, sizinle iyi vakitler geçirdi. Bunun için kendimi gururlu hissediyorum. Bundan arıdağı bizden mamelevistler bekemdeyi versin. Ruhani cağınan, madani cağınan, ekonomika cağınan, büt cağınan biz birbirimizde gümüktöşüp olup, birbirimizde jardan berip, bir el olup, bir atanın baldarı olup, astığa jüri verelip. Çok rahmat. Teşekkür ederiz. Bundan sonra da ilişkilerimiz güçlensin, maddi manevi ruhi açıdan yardımlaşmaya devam edelim ve bir atanın çocukları gibi olalım.
güçlenip devam edelim. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi sözü Profesör Doktor Zakir Azizov hocamıza veriyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Sayın büyüklerim, ben Türkçe bildiğim için Türkçe konuşayım. Uzun süredir Türkiye'de çalışıyorum. 26 sene oldu. Bu Manas yayın evine ilk defa gelişim değil. Önceden de geldim. Her geldiğimde size, sizlerle gurur diyorum. Sizler bizim büyüklerimizsiniz. Sizin bu büyük olduğunuz için büyük insanları yaşatıyorsunuz. Olmasam herkes bunun değerini bilmez. Ancak sizler bilirsiniz. Siz kendiniz ruhani büyük olduğunuz için büyük insanı tanıyabiliyorsunuz. Nasıl diyorlar? Balıkçı balıkçıyı uzaktan tanır gibi siz de tanıdığınız için yaşatıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Ben de buna katkı olarak Cengiz Aytmatov'un bir eserini yapmak istemiştim. Cengiz Aytmatov'un bir heykelini. Yani heykel nasıl olur? Ben çok düşündüm. Dünyanın her tarafında heykel var. Fransa'da da var, Amerika'da da var, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Rusya'da her tarafta var. Türkiye'de de çok var. Ankara'da var, İstanbul'da var. Ben dedim ki bunlara benim yaptığım heykel orijinal olması lazım. Bunların hiçbirine benzememesi lazım. Çünkü ben kendim çalıştığım metot şöyledir. Gözle görünmeyen ama var olan şeyleri yaptığım için heykelde. Mesela aura nedir? Negatif pozitif enerji nedir? Mesela burada oksijen vardır. Biz göremediğimiz için oksijen yok desek yok olmaz. Heykelde nasıl olur peki? Bunun gibi şeyleri yaptığım için ben de Cengiz Aytmatov'un heykelini bu şekilde tasarladım. 3 metrelik bir mermer aldım kendi gücümle. Onu bir 7 sene oldu yapma, devam ediyor, hala bitmedi. Burada Cengiz Aytmatov'un yaptığı işler ön planda. Cengiz Aytmatov'un kendisi yoktur. Ankara'daki gibi böyle biri benziyor, biri benzemiyor, böyle değişik bir şekilde deforme olmuş heykeller çok oldu. Bunlar ileride hiç kimse tarafından değerlendirilmez. Yani değer de kazanmaz. Çünkü yeni nesil daha iyi öğrendiği zaman der ki bu olmamış bir heykel. Profesyonel yapılmamış heykeller var. Malzemesi kaliteli değil. Onun için ben mermer aldım ki bu kalıcı olsun. Aldığım mermer de 2000 sene kalacak. Özelliği taşıyor. Afyon beyaz mermeri. Orada Cengiz Aytmatov'un yaptığı işler var. Mesela 179 dile çevrilmiş, 120 devlette kitapları çıkmış. 100 milyondan fazla kitap basılmış. Böyle bir romancı yoktur dünyada zaten. Daha hala devam ediyor basılmaya, çıkmaya devam ediyor. Şimdi bunu nasıl heykelde yansıtabiliriz? Ben orada 179 dilde Cengiz Aytmatov ismini yazdım. Soyadıyla beraber. Eserlerini de alt tarafında kaidesine yerleştirdim. Üst tarafta da kitap var. Kitapta yarısı kırılmış, yani yırtılmış, yarısı açılmış. Yani daha da yaşasaydı daha çok yazardı anlamında. Böyle bir anlamlı bir anıt. Bu normal heykele benzemez. Anıt heykeldir kendisi. Ama ileride gençlerimiz şimdi bizim zamanımızda telefon yoktu. Şimdi herkes telefon, internet yoktu. Herkes internet kullanıyor. Gençlerin anlayışı da başka. İleride bir zamanlar geldiği zaman bu heykel çok değerlenir. Kıymeti de olur. Herkes der ki nasıl yaptı bunu bir adam? Öyle bir heykel yaptım kendi düşüncemde. Şimdi ben bunu neye göre yaptım? Platon demiş ki, eski düşünür. Bir sanatçı yaptığı sanat gerçeke yolu gösteren sanat olması deptir demiş. Bu ne demektir? Yani demiş ki biz bu dünyada yaşayan insanlar, bu tabiat, bu galaksi sistemleri, bu alem başka bir gerçek bir alemin kopyası demiş. Yani biz de sizinle kopyayız. Çünkü niye kopyayız? Gerçek olduğumuz zaman ölümsüz oluyor. Ruhumuz ölümsüz. Ruhumuzun yaşadığı dünya gerçek olduğu için şimdi bir insanı benzetip yapmak bir heykel bir sanat değil diyor. Platon öyle demiş. Ben de ona göre küçük yaşta okuduğum için küçükkenden beri düşünüyor bunun gibi heykeller yaptım. Bu heykeller sayesinde Rusya'dan profesörlükten sonra alınan Ahmet hocam bilir akademik diye bir ünvan vardır. Ruslar bana o akademik ünvanı verdiler. 2016 senesinde gittim törenle aldım.
Bunu sıradan bir heykeltıraş almıyor. Çok az adam alıyor. Bazen o az adamın içinde de bir Türk olarak ben de girdim. Oraya ismimizi yazdık. Onun için böyle bir büyük adamın heykelin nasıl yapılmasını sizin düşüncelerinizle beraber böyle ileride görürsünüz. Bu adamı yaşatmak ben de istemiştim kendi çapımda. Ama siz daha güzel yaşatıyorsunuz. Çünkü toplantı yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Sizlerden, hepinizlerden Allah razı olsun. Bu ne yapıyor? Bu bizim birliğimizi sağlıyor. Bütün coğrafyada Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tatar Cumhuriyetleri, Çuvaşlar falan bütün Türk Cumhuriyetlerinin birliğini aslında sizin gibi insanlar sağlıyor. Biz sadece gelip geçiciyiz ama sizin gibi insanlar var oldukça bu Türk Birliği dağılmaz. Sürekli yaşanır. Onun için tekrar teşekkür ederim. Ahmet hocama da çok teşekkür ederim. Çünkü çok bilgili, çok saygı duyduğumuz abimiz. Sürekli biz gördüğümüz zaman ruhumuz şanlanıyor. Yani enerji alıyoruz. Öyle diyeyim yani. Onun için Allah razı olsun sizlerden hepinizden. Şener Bey'e de Allah razı olsun. Böyle toplantılarda gerçekleştiriyor. Hepinizlerden Allah razı olsun. İnşallah birliğimiz devam edecek. Daha gelişecek. Bu böyle oldukça, aksakallarımız böyle yaptıkça, hatırladıkça bu birlik bozulmaz yani. Bozulmaz. Kolay kolay bozulmaz. Zakir Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerlendirmelerde bulunmak üzere çünkü Cengiz Aytmatov'un buraya gelmesinde çok büyük emekleri olan ve yayın evinin adıyla da Manas'ı yaşatan değerli Şener Bulut'a sözü bırakıyorum. Buyurun. Evet, Ahmet Hocam, Zekeriya Bey, Tarık Hocam, Günerkan Bey, Nihat Hocam, Mithat Bey, hoş geldiniz. Bugün Manas'ta misafirlerimiz var, Kırgızistan'dan konuklarımız var. Aman Bey, Amanbay Bey, Ruslan Bey, Profesör Doktor Zakir Azizov hocamız. O bizim artık bir tarafıyla da Türkiye'li oldu, Elazığlı oldu. Uzun zamandan beri artık 10 yılı aşkın bir zamandır kendisiyle çok yakın dostluğumuz var. Hocam geçtiğimiz hafta zannediyorum Perşembe günüydü. WhatsApp'tan bir beni aradığını fark ettim Zakir Hoca'nın. Kendisine işte maille haberleştik. Ben Malatya'da olduğunu biliyordum ama meğerse son depremde Malatya'da yaşanan o büyük felakette sonra Kırgızistan'a gitmiş. Telefonla görüştüğümüzde dedi ki Kırgızistan'dan misafirlerimizle birlikte önümüzdeki hafta sonu Malatya'ya geleceğiz. Biz programımıza misafirlerimizle birlikte Elazığ'ı da dahil etmek istiyoruz. Elazığ'ı da ziyaret etmek istiyoruz deyince tabii böyle seçim yoğunluğunun da aşağı yukarı yaşandığı bir ortamda hemen işte Ahmet Hoca'yı, Manas'taki arkadaşlarımızı, dostlarımızı hemen onları haberdar ettim kısa zaman içerisinde. Böyle bir programı gerçekleştirmek nasip oldu. Misafirlerimizle sabah Ahmet Buran Hocam, Mehmet Özeren Hocam'la birlikte misafirlerimizi valiye götürdük. Misafirlerimizi Elazığ Valisi Sayın Ömer Toraman beyefendi kabul etti. Uzun bir görüşme oldu. Kırgızistan'la ilgili, Türkiye-Kırgızistan münasebetleriyle ilgili, Türk dünyası ile ilgili meseleler konusunda çok güzel, çok hoş bir sohbet, çok tatlı bir sohbet oldu. Daha sonra Harput'a çıktık. İşte Harput'tan sonra da Manas'a geldik. Bundan sonra da programımız var. İşte akşama doğru bir iftar yemeğinde beraber olacağız kendileriyle. Sonra da bir Kanafra televizyonuna uğrayacağız. Ondan sonra da Malatya'ya göndereceğiz. Tabii daha önce Zakir Hocam
yine gelmişti. Hocam hatırlar mısınız? Mugambay Bey şu an hatırladım. Malatya'ya yine gelmişti. Zakir Hocam bir kültür elçisi gibi bu işlerde gerçekten Kırgızistan'ı Türkiye'ye, Türkiye'yi Kırgızistan'a taşıyor. Son derece kıymetli işler yapıyor. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bir ameliyat geçirmişti. İşte sağlığıyla ilgili kontrollere geldiğinde böyle bir kendisiyle bir telefon görüşmemizde ben davet ettim. Yine burada toplandık. Bu masanın etrafında yine hocamız vardı. Yine Manaslı dostlarımız vardı. Güzel bir sohbet oldu. Tabii Zakir Hoca'nın aslında az önce ifade ettiği çok önemli bir teklifi var. Kendisi 2007 yılında Cengiz Aytmatov'u biz Elazığ'da misafir ettikten sonra Elazığ'a gelmiş. O parkı gitmiş, gezmiş, görmüş ve Afyon'dan bir taş siparişi vermiş. Uzun bir zaman boyunca emek çekmiş. Onu bir sanat eserine dönüştürmüş. Az önce kendisi ifade etti. Ama Türkiye'deki bu son yıllardaki işte arka arkaya seçimler, depremler, işte salgın felaketleri filan birazcık bu işin uzamasına sebep oldu. Yani biz büyük bir heyecanla bir an evvel o anıtın Cengiz Aytmatov Parkı'na getirilip konulmasını ve ebediyen o hatıranın Elazığ'da işte Zakir Hoca'nın eseriyle birlikte burada yaşaması, yaşatılması bizim için en büyük hedeflerden birisi oldu. İnşallah bu yıl içerisinde inşallah bu gerçekleşecek inşallah. Çünkü bu yıl Cengiz Aytmatov'un 95. yılı. Ben misafirlerimize burada bir yani böyle bir heyecanla onlara Türkiye'de bir Manas Yayın Evi Elazığ şehrinde, Türkiye'nin Doğu Anadolu'nun böyle bir mütevazi şehrinde Manas Yayın Evi nasıl kuruldu? Böyle bir kısaca bahsedeyim. Burada 40 yıla yakın bir kültür hareketi devam ediyor. Hazar Şiir Akşamlar diyor, çok kıymetli bir faaliyetimiz var. Bütün Türk dünyasının şairleri, yazarları, sanatçıları, bilim adamları bu faaliyetle birlikte yılda bir defa Elazığ'da bir araya gelirler. Biz 2007 yılında yani o yılın benim için son derece önemli bir tarafı var. 2007 yılı Azerbaycanlı şair Elmas Yıldırım'ın 100. doğum yılı kutlamalarını gerçekleştirdiğimiz yıldır. Hem Elazığ'da, Nisan ayında Elazığ'da, Eylül ayında da Bakü'de, Azerbaycan'da gerçekleştirmiştik. Olağanüstü bir faaliyetti. O yılın hemen akabinde de işte 24-26 Ekim 2007 tarihinde de Cengiz Aytmatov'u Elazığ'a davet etmiştik. Yani Cengiz Aytmatov'un tabii Elazığ'a davet edilmiş olması ve buradaki faaliyete katılmış olması muhteşem bir hadiseydi. Bütün Türkiye'de heyecan yarattı. Türkiye'deki bütün edebiyat severlerin kalbi, gönlü Elazığ'da oldu. Güzel bir faaliyetti. İşte şimdi hatırlıyorum, uçaktan indi, geldi. Postane Meydanı'nda bir toplantı vardı. Daha sonra Hazar Şiir Akşamları'nın, biz Hazar Şiir Akşamları'nı Cengiz Aytmatov'un onuruna düzenlemiştik. İşte o yürüyüşten sonra Aytmatov'un yapmış olduğu konuşmalar, Cengiz Aytmatov Parkı'nın açılışında yapılan o muhteşem tören ve orada yapmış olduğu unutulmaz konuşması, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Cengiz Aytmatov'la ilgili düzenlediğimiz bilimsel toplantı, kendisi de en sonunda kalktı. Ahmet Hocam da o panelde konuşmacıydı. Özellikle de Ahmet Hocam'a teşekkür etmişti. Yani Servet Kabaklı, Ramazan Korkmaz hocamız, kimler yoktu ki hocam? Yani Profesör Doktor Sadık Kemal Tural hocamız, böyle toplantı adeta böyle bir o salon hınca hınç dolmuştu. Büyük bir kalabalık. Yani Aytmatov'un Elazığ'a gelişi
hatırlayacak olursak bir bayram gibiydi Elazığ için. Bir bayram günüydü. İşte akşam inanılmaz bir toplantı yaşamıştık. Muammer Aksoy ağabeyimiz, kulakları çınlasın, o toplantının sunucusuydu. Heyecandan tir tir titriyordu, ben hatırlıyorum. İşte ödülü takdim edildi kendisine. Türk Dünyası ödülü takdim edildi. Elazığ valisi, dönemin valisi Muammer Muşmal tarafından. Fırat Üniversitesi'nin Fahri Doktora takdimi yapıldı, kendisine verildi. Türk Edebiyatı Dergisi'nin bir ödülü, Türk Edebiyatı Vakfı'nın bir ödülü vardı. Vakıf başkanımız o dönem rahmetli Servet Kabaklı vermişti. Ve arkasından uğurladık gitti. Yani 7-8 ay sonra 10 Haziran tarihinde vefat etti. Kıymetli misafirlerimize şunu ifade etmek isterim onların huzurlarında. Türkiye'de Cengiz Aytmatov'un ölümünden sonra ilk toplantı Elazığ'da yapıldı. 1-2 Temmuz tarihlerinde, 2008 tarihinde, 1-2 Temmuz 2008 tarihinde Elazığ'da Cengiz Aytmatov'a saygı toplantısı, Manas'ın arşivinde bütün bu faaliyetler, hepsini özenle saklamaktayız. Yani muhteşem bir faaliyetti o toplantı. Aytmatov Parkı'nda yapmış olduğumuz o muhteşem toplantı akşam, yani inanılmaz bir toplantıydı. Soğuk bir gündü. Çok soğuktu ama Güldeniz Hoca'yı hatırlıyorum. Devlet Konservatuvarı'nın öğrencileriyle Kırgız türküleri seslendiriyorlardı. Ahmet Hoca'yı hatırlıyorum kürsüden. Süleyman Selmanoğlu, dönemin belediye başkanı, varimiz Muammer Muşmal, Abdıldacan Akmataliye, profesör doktor, Kırgızistan'ın yetiştirmiş olduğu kıymetli bilim adamı, bizim de kıymetli bir dostumuzdur Abdıldacan Bey. Yani Aytmatov'un da Kırgızistan'da çok değer verdiği, çok kıymet verdiği bir bilim insanıdır. O kıymetli hocamızı da misafir etmiştik, hatırlıyorum. Güzel toplantılar yapıldı Aytmatov'la ilgili. Yine öğretmen evinde hatırlıyorum hocam. Güzel Emine Gürsoy Naskali hocamızın da katılımıyla güzel bir Aytmatov toplantısı yapılmıştı. Akabinde şimdi hocam 24-26 Ekim tarihinde Cengiz Aytmatov'u biz Elazığ'da misafir etmiştik. 2008'de vefat etti. 2008 yılının 24-26 Ekim tarihlerinde biz Kırgızistan'daydık, Bişkek'teydik. Cengiz Aytmatov Forumu düzenlenmişti. Mithat Bey beraberdik. Ahmet Buran Hocam yine beraberdik. Çok enteresan bir zamanlama. Yani 24-26 Ekim tarihleri, 2007 ve 2008 tarihleri benim için unutulmaz günlerdir. Yani çok büyük heyecan yaşadık. İşte Isık Göl'ün hemen kenarında Aytmatov Parkı'nı açtık. Atabeyt'teki o muhteşem tören, sonra Manas Üniversitesi'nde katıldığımız toplantılar, Buran'a ziyaretimiz filan. Evet, Hazar Gölü'nün suyunu Isık Göl'e götürüp dökmüştük. Hiç unutmam, bunların hepsinin arşivi, kayıtları, hepsi Manas'ın arşivlerinde, hepsini özenle saklıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu son yıllarda Cengiz Aytmatov'la ilgili çok önemli toplantılar düzenleniyor. 2014 yılıydı. Türkiye Yazarlar Birliği, Moskova Yazarlar Birliği ile Rusya'da bir toplantı düzenlenmiş. Orada Cengiz Aytmatov'un bu Elazığ şehrini merak etmiş Rus yazarlar. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanlığı'nda heyetine demişler ki, biz bu Elazığ'ı merak ediyoruz. Yani bu şehri de görmek isteriz. Onlar döndükten sonra beni aradılar. Siz de gelir misiniz buradaki bu toplantıda
Aytmatov'un Elazığ'daki hikayesini, orada yaşadıklarını anlatın diye. Ben de hazırlamış olduğumuz bir belgesel var. Burada yani bir hakkı teslim etmek lazım. Elazığ'da bir iletişim lisemiz vardı. Ali Can Polat o dönem o okulumuzun müdürüydü. Gerçekten böyle yani bu şehrin kültür hayatına, sosyal hayatına, basın hayatına çok büyük katkılar sağlayan bir okulumuzdur. Ben o okulun öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğumuz belgeseli, Aytmatov'un konuşmaları, buradaki düşünceleri, vermiş olduğu mesajlar, güzel bir belgesel hazırlamıştık. Ankara'da devlet erkanının da, yani Rusya'dan gelen insanlar, Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen katılan devlet yetkililerimizin de katıldığı bir toplantıda hem küçük bir konuşma yapmıştım hem de o belgeseli göstermiştim. Programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği'nin yöneticileri, değerli başkanları beni tebrik ettiler. Ya dediler ki yani fotoğraf, görüntü, kayıtları ne kadar güzel özenle saklamışsınız. Çok teşekkür ederiz, onur duyduk. Hakikaten o dönem İletişim Lisesi, işte Kanal Fırat, Kanal 23 gibi televizyonlarımız, Aytmatov'un buradaki katıldığı bütün faaliyetleri adım adım çekmişler, kayda almışlar. Çok zengin Aytmatov'la ilgili elimizde bir kayıt var. Ben toplantının sonunda misafirlerimize burada Kırgızistan'la ilgili yapmış olduğumuz, Cengiz Aytmatov'la ilgili düzenlediğimiz toplantıların bilgi ve belgelerini bir dosya halinde hazırladım. Kendilerine takdim edeceğim. Ve Manas Yayın Evi olarak hazırlamış olduğumuz kitapları kendilerine hediye etmek istiyorum. Mehmet Hocam, arada bir seni burada görmek isteriz. Evet. Böyle sadece çağırdığımız zaman değil, başka zamanlarda gel. Çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Tekrar misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Elazığ'ın kapıları her zaman ardına kadar açık. Burada Cengiz Aytmatov'un hatıraları, Türkiye'deki en güzel hatıraları Elazığ şehrinde yaşandı. Buradaki bu hatıralara biz her zaman sahip çıkacağız. Her zaman onu anacağız. Bu yılda anacağız, gelecek yılda anacağız. Yani bu Manas Yayın Evi de Kırgızistan, yani bu bir tesadüfen Allah bizim gönlümüze koymuş böyle bir yayın evi kurmayı, hiç düşünmediğim bir şeydi. Akşam hocam sabahleyin gidip işte resmi işlemlerini teslim edeceğim, arkadaşlara sordum. Çayda çıra gibi bir şeyler söylediler, hiç aklıma yatmadı. Akşam gittim, evde böyle yorgunum tabii. Böyle bir faaliyet hazırlığı insanı çok böyle yoğunlaştırıyor. TRT 1'i açtım. Böyle haberler bittikten sonra Kırgızistan belgeseli vardı. Program başladı. Böyle heyecanla izliyorum. İşte Manas Destanı, Isık Göl, Bişkek böyle hep anlatılıyor. Yani Manas'tan bahsedilince hiç hemen o benim kalbime girdi. Hemen geldim. Dilekçeye yazdım Manas Yayın Evi diye. Tabii bu da gerçekten Elazığ'a yakıştı. Çünkü Elazığ Türk dünyasıyla son 40 yıldır Türk dünyasıyla ilgili çok önemli faaliyetlerin yapıldığı Türkiye'nin önemli bir kültür merkezi. Bu Manas Yayın Evi Kırgızistan içinde, Türkiye içinde çok böyle övünç duyduğumuz, gurur duyduğumuz faaliyetler yapıyor. Tam Manas'ın ruhunu, öyle mi hocam? Yani hem coğrafyamızın birliğine, hem bütün Türk dünyasının birliğine, o Manas'ın ruhu, burada da biz destanın bir başka boyutunu faaliyetlerle birlikte yapıyoruz. Bu duvarlardaki bütün bu faaliyetler 2006 yılından beri yaptığımız faaliyetler. Bütün Türk dünyasının birliğini, belki de bugün Ankara'da hocam
Yani oradan biraz Elazığ'da pay çıkarmak lazım. Biz Ankara'yı da etkiledik, Türkiye'yi de etkiledik Elazığ'da yaptığımız bu faaliyetlerle. Ben ona inanıyorum. Azerbaycan'ı da, bütün Türk dünyasını da bu Manas Yayın Evi, bu Elazığ'da yapmış olduğumuz bu kültür hareketleri ayağa kaldırmıştır. Burada Ahmet Hoca'nın, Mehmet Hoca'nın, Tarık Hocam'ın görev yaptığı bir üniversitemiz var. Fırat Üniversitesi. Bu Fırat Üniversitesi, aman bey, Fırat Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Buradaki hocalarımız, özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, tarih bölümündeki hocalarımız, bu Türk dünyasının böyle da büyük heyecan yaratan bütün bu faaliyetlerde büyük fedakarlıklar yaptılar, büyük gayretler gösterdiler, güzel çalışmalar yaptılar. Burada ben Fırat Üniversitesi'nin yani rektörlerimize, birlikte dönem olarak görev yaptı, birlikte olduğumuz rektörlerimize, kıymetli hocalarımıza, Ahmet Hocam burada, Tarık Hocam burada, Mehmet Hocam burada, işte Ercan Hoca var, diğer hocalarımız, tarih bölümünden hocalarımız, Ahmet Aksın hocalarımız, Mustafa Öztürkler. Yani anlatmakla bitmez. Ben sözü, hocam sen daha kesmişsin ama ben sözü sana bırakayım. Burada iftiharla söyleyebiliriz ki, burada bu içinde bulunduğumuz bu küçük mekan, Manas Destanı'nın Türkiye'de bir küçük Anadolu şehrinde yazılan, tarihe kayıt olarak nakledeceğimiz güzel bir hikayesi de burada yazılıyor. O destanın da işte kahramanları burada. Ahmet Hoca burada, Mehmet Hoca burada, Zakir Hocam, Mithat Bey, Tarık Hocam, Hadi Bey, Nihat Hocam, efendim, bu kameraman arkadaşlarımız, Kanal Fırat Televizyonu'ndan bu faaliyetlere büyük destek veren Kanal Fırat Televizyonu'nun bütün yöneticilerine, efendim, Günerkan Bey'e, Bedrettin Bey'e, bunların her biri gerçekten bu işlere emek vermiş. Baha, neredesin Doğan abi? İşte burada olmayan arkadaşlarımız var. Naci abiler, Nihat abiler. Çok çok sayıda bu işe gönül koymuş, baş koymuş arkadaşlarımız, büyüklerimiz, ağabeylerimiz var. İnşallah Manas yaşasın. Kırgızistan yaşasın. Buradan Kırgızistan'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah gücünüzü artırsın. Kırgızistan iktisadi bakımdan da güçlü olsun. Ekonomik olarak da güçlü olsun. Siyasi olarak da güçlü olsun. Biz Kırgızistan'ın varlığıyla her zaman onur duyacağız. Sizlere misafir olduğunuz için, konuğumuz olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz Şener Bey. Evet, şimdi burada bu ocağın tütmesinde emekleri olan kıymetli şairlerimiz var. Şimdi sözü kıymetli şairlerimize vereceğiz. Öncelikle Zekeriya Bican hocamızdan başlayalım. Buyurun Zekeriya Bey. Çok kıymetli Hacırun, kıymetli dostlarımız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, şeref verdiniz. Bir mübarek Ramazan günü, 2023'ün Ramazan günü, uzak diyarlardan yolları yakın ederek bize kadar geldiniz. İyi ki varsınız ve daima var olasınız. Tabii coğrafya uzak da olsa gönüller yakın. Biz her zaman Cengiz Aytmatov'da onun memleketinin insanlarını da yüreğimize bastık. Ve Elazığ Cengiz Aytmatov'la çok güzel günler geçirdi burada. Biz kendisini tanımadan önce Cemilem isimli bir kitabını okuyarak onu tanımıştık. Sonradan Profesör Doktor Ahmet Buran hocam Kurşunlanan Türkolojiyi yazdı ve ben onu gözyaşlarıyla okudum. Biz Türkçe konuştuğumuz için hiç ağlamadık, ağlatılmadık. Ama o ana dilini konuşuyor diye babasını kaybetti, kurşunlara dizdiler.
Ve netice duvarlar yıkıldı. Bir araya geldik. Şükür bugünümüze. Cengiz Aytmatov anısına bir şiir yazmıştım. Ben de onu sizlere takdim etmek istiyorum. Cengiz Aytmatov anısına. Cihana sığmayan bir büyük yürek yorulup durdu bugün. Erişilmez bir zirvedeyken bu dünyadan uçup da gitti bugün. Nadir gelir artık bu dünyaya Cengiz Aytmatov gibi biri. Gelse de yaşayan tüm dillerden söyler gibi yazar mı eli? İnsan aciz, ölüm gerçek, Cengiz öldü. Artık söylemez oldu dili. Zaman akıp gider, hiçbir kuvvet durduramaz ki o mutlak eceli. Al yazmalım, sevgilim oğlum, Cemilem, şimdi nerelerdesin söyle. Yazgı böyle yazılmış, kader bu. Türk dünyasının mahkûs tarihi bu böyle. Türkistan kalesinden bir burç düşmüş ve büyük yara almıştır bugün. Matemlidir Türkistan, matemlidir Elazığ. Bir büyük kalem susmuştur bugün. Ah ki ah! Igor Guazenko'ya nazire bir devin düşüşü yaşandı bugün. Tatar, Kırgız ağlar, Harput ağlar bir devin arkasından yas tutar oldu bugün. Oğuz Atam Talas'ta Şekerköy'ün bağrında bir çiçek soldu bugün. Vakit erişmiş güze, yazık o büyük öksüze, Manas'ta bir kalem durdu bugün. Efendim hepinize en içten sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Şener Buluz. Manas'ı kurdunuz ve bize dünyayı tanıttınız. Teşekkür ediyorum, saygılar. Şimdi yine bir diğer kıymetli şairimiz Faik Güngör'e sözü veriyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Sözlerime başlarken öncelikle Kırgızistan'dan Türkiye'ye teşrif edip elimizi şereflendiren kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. 2010 yılında Azerbaycan'da Elazığlı şairlerin şiirlerini yer aldığı bu kitaptan Cengiz Aytmatov adına yazdığım şiiri okumak istiyorum ben de burada çıkan. Aytmatov'a ait. Duman çöktü büyük Tanrı Dağı'na, İlkbaharda kışa döndü yazları, düşürünce Aytmatov'u ağına, ısık gölün havalandı kazları. Türkistan'da duru akan pınardı, zulme karşı göğüs geren çınardı. Kimliğinden kopanları kınardı, İsterdi ki Manas çalsın sazları. Aşıktı doğduğu şeker iline, hayatında gem vurmadı diline, ölüm öldüremez böyle biline, karanlığa ışık tutan sözleri. Tebessümün sürgün olduğu yerde, hüzün filizlenir büyür içeride, burada insanlar mahkumdur derde, onun için dilim dilim yüzleri, dikenler içinde bir gül misali, kendi öz rengiyle sümbül misali, dertli dertli öten bülbül misali, uyandırdı uyuklayan gözleri. Fırsat vermez felek bazı kullara, mahkum eder kader yüklü yıllara, Cengizce saslanır bakar yollara, Selvi boylu al yazmalı kızları. Elazığ'a geldi 4 mevsim önce, hasret nefeslendi, doydu gönlünce, dilde birlik derdi başbuğ ölünce, ne yokuş tanıyın ne de düzleri. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ederiz şairimize. Şimdi düşüncelerini nakışlarla, motiflerle dile getiren hat üstadımız Nihat Oğuz'a sözü bırakıyorum. Buyurun. Önce şehrimizi gelip bizleri onurlandıran misafirlerimize saygılar sunuyorum efendim. Ben Zakir hocam gibi bir sanatkarım, plastik sanatlarla uğraşan bir kişiyim. Camilerin iç süsleme ve yazılarını yapan bir hat tesip sanatçısıyım. Türkiye Cumhuriyeti özgürlüğüne kavuşan
Türk dünyasında her şehrimizde bir kardeş şehir ilan ettiler. Elazığ'ın kardeş şehri de Çuvaşistan'dı. Ben devlet adına sanatçı olarak Çuvaşistan'a gidip Çuvaşistan'da Özbek kardeşlerimle bir cami yaptım. Ben hat tesip süslemelerini yaptım. Geldiğim zaman da çünkü Özbekistan'da hat sanatı falan olmadığı için fazla var da bu arkadaşlar hat sanatını bilmiyordu. Allah'ın 99 ismini, kelime-i tevhid ve diğer hat eserlerini hep Özbek kardeşlerime takdim ettim. O Özbek kardeşlerim Özbekistan'da, belki de sizin bitişik olduğunuz Kırgızistan'da da camilerde mahlas olarak kullandığım El Azizli Nihat Harputi olarak orada da eserlerim var. Daha sonra da Cengiz Aytmatov'un Elazığ'a gelip bizleri onurlandırdı. Ondan sonra Tataristan'a gittim. Tataristan Kazan'da da bir cami, orada yine hat ve tesip sanatıyla, eserleriyle oraları süsledim. Oradaki, tabii sadece orada değil, Balkanlardaki birçok ülkede, Afrika'ya gittim ve Rusya'da da ayrıyeten bir de Moskova'da küçük de olsa bir eserim bulunuyordu orada. Biz de sizler bizleri ziyaret ettiğiniz için bu kardeşlerimizle diyaloglarımızı kesmediğimiz müddetçe inşallah daha ileride birlik beraberlik içerisinde kültür ve sanat alanında da birçok çalışmalarımız olacaktır. Sizler de buraya geldiğiniz için, hepsinize beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Günerkan Aydoğmuş'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Kırgızistanlı değerli dostlarımıza hoş geldin diyorum. Ben, kardeşlerimiz bunlar bizim. Ben 1970'li yıllarda Ankara'da yayın hayatını sürdüren Bozkurt dergisinde uzun süre yazı yazdım. Sayfam vardı. Çok da tirajı yüksek bir dergiydi. Bozkurt dergisi. Türkiye'linden Esen Yeller diye bir köşem vardı. Orada bir yazıda, tabii biz o zaman demir perde ülkesiydi Kırgızistan, hasret çekiyorduk. Türk dünyasına hasret duyuyorduk. Orada dedim ki İstanbul'dan kalkan uçaklar Semerkant'a, Buhara'ya, Bişkek'e niçin gitmez? Sorguladım. Şimdi çok şükür sorgulamam geçti. Oradan geliyorlar, buradan gidiyorlar. Özellikle Manas Üniversitesi'nde değerli bir hemşerimiz var, Elazığlı, Sabahattin Sivrikaya, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dekanı şu anda Kırgızistan'da. Yani buradan oraya gidiliyor, oradan buraya geliniyor. O hasret duyduğumuz zaman geçti çok şükür. Bir de Türk milleti kadar göç eden bir millet yok. Biz bu yüzden de göç destanını yazmışız. Göç destanı sadece bizde var. Başka hiçbir ülkede göç destanı yok. Bugün halen göçümüz sürüyor. Halen sürüyor. Biz Orta Asya'dan geldik. Orta Asya'dan geldik ve ana yurdumuz orası. O yüzden bunu devamlı işledik. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, bütün bu topraklar bizim eski ana yurdumuz. Bugün Türkiye'de konuşulan dil, Ahmet Bey değerli bir dil hocasıdır. Türkiye'de konuşulan dilin içinde Kırgızca var, Kazakça var, birçok kelimeler var. Orta Asya'dan getirmişiz biz bu kelimeleri. Ve ben mesela o Bozkurt dergisindeki bir yazımda demir perde ülkesi olduğumuz için diyordum ki ıssık gölün kıyıları buz tutmuş. Hiç unutmam bu mısramı, şiir gibi bir mısra. Bugün çok şükür ıssık gölün kıyıları buz tutmuyor. Artık hürriyetine kavuştu. Geleceğe çok güzel bir şekilde yürüyor Kırgızistan. Ve siz geldiniz mesela Elazığ'a. Biz de bir gün mutlaka Manas olarak, ekibi olarak Kırgızistan'a geliriz. Bişkek'i gezeriz. Ve Türk kardeşlerimizle kaynaşırız. Zaten biz Turancılık'la suçladılar yıllarca bizi. Turancılık, şimdi bizim dediğimiz Turancılık, NATO gibi veya Avrupa Birliği gibi
Türk ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir birlik. Turancılık bu. Bunun içinde güzel bir yol haritası var. Gidiyoruz biz. İnşallah gideceğiz. Türk birliğini kuracağız dünyada. Aynen Avrupa Birliği gibi. Ve gelecek Türklerin olacak. Buna inanıyorum ben. Size tekrar hoş geldin diyorum. Ve şiirimi okumayacağım şimdi. Bu kadar. Ahmet Bey de değerli bir hocamız bizim. Türk dünyasının değerli hocası. Sadece Elazığ'ın, Türkiye'nin değil, Türk dünyasının değerli hocası. Ona da teşekkür ediyoruz. Günerkan Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hadi Önal hocamıza söz veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli gönül dostları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, ben bir şiirimi size takdim etmek istiyorum. Soluklanan Mısra'da ben tarih süvarisi, dağları eritmeme yeter tek bir kıvılcım. Rahman'ın sancağıyla aydınlığın varisi, her sözüm hak içindir, adalettir kılıcım. Ufka sefer açarım dudağımda bismillah. Zaman kıyama durur gökte tek ses ya Allah. Gayret hakkı yüceltmek düşmesin yere tek ah. Bu uğurda hak olan vicdanımdır yargıcım. Küfre teşne olanın ters yüz olur dünyası. Kuşatınca hakikat kaçar kibrin rüyası. Rabbi tesbih edenin sırsız olur aynası. İstemem dünyada dünya tahtı gönüllerdir miracım. Kucağımda şefkatin merhametin nefesi. Benim olduğum yerde çıkmaz zalimin sesi. İklimimde mutludur mağdurların cümlesi. Dört mevsim meyve verir gül kokulu ardıcım. Davetimde ulviyet, cihadımda tevhid var. Fetih zulme karşıysa zemheride erir kar. Şahadetim şahidimdir, rızayı haktır karar. Ne ganimet, ne şöhret, ne gösteriş amacım. Akan, akın durudur, uzanır Hakk'a eller. Bir pembe karanfildir, Hakk'ı zikreden diller. Kalp secdeye varınca mahmurlaşır gönüller. Damlalar ırmaklaşır, nurla dolar sarnıcım. Ben kim miyim? Türk'üm, Türk. Damarımda kan asil. Kalkanım Tanrı Dağı, mızrağımda ebabil. Gök kubbenin altında tanır beni her mahfil. Sevenin deryasında güzele her kulacım. Andım var dağa taşa, andım var kurda kuşa. Andım ki benliğimi sarmalayan kumaşa. Nizam-ı alem için dönmem yolumdan haşa. Ülküm gönül fethetmek insanlıktır baştacım. Saygılarım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mithat Yılmaz şairimize sözü veriyorum. Sözü uzatmanın anlamı yok. Haritam dilim kadar deyip şiire geçiyorum. Beşiğin başında ninnidir Gökçen. Sesi ana dil baharı, gülüşü Türkçe yazı. Yarım bakışı bin yıllık uyuru uyandırır. Işıklı rüyalar döker köküne gök çınarın. Dünü bugüne yetiren buğday sabrı ve kundaklarda nur topu balacanlar. Serpilir göklü yarınlara kanat kanat. Güneşli dal, erguvan sabah, nun kalem, Yunusça elifleyiptir sözü. Pınarın başında manidir selcen. Dilleri kuş dilice, dedikleri muştuluca. Hangi pınara gitse ak pınar, duru pınar, ince pınar. Hangi pınardan içse gür pınar,
gül pınar, bülbül pınar. Karacaoğlan bulağında su gibi aziz kılıptır Türkçeyi. Kitabın başında şiirdir Türkan. Kamusu namus bilip emanet almıştır sözü dedem Korkut'tan, Yusuf Has Hacip'ten, Kaşgarlı'dan, Nevai'den. Kelimeye can sütü, cümleye bengi su içirip sonsuz kılmıştır sesimi. Demiştir haritam dilim kadar sınırsız çiziptir dünyamı. Saygılar. Şairimize teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü tekrar Baha Kabaklı'ya bırakıyoruz. Buyurun. Biz de misafirlerimize bir harput okuyalım. Harputtan okuyalım bir şeyler. Ondan sonra program sonuna gelir. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna can ağrısı tesir etti koluma yaradanı merhamet et koluna yazık olur yazık şu genç ömrü şu feleğin bana celbi yazık olmuş yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana celbi telgrafın direkleri sayılmaz Atihan'ın baygın düşmüş ayılmaz böyle canlar teneşire koyulmaz yazık oldum yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana celbi yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana celbi. Hiç Allah'tan korkmuyor esmerin gönlü var bende dilberim gönlü var bende o yarın gönlü var bende çal eşin gönlü var bende thank you.
kayın karputa ben dayanamam naza ben. Küçük yaşta vuruldum gerdanı beyaza ben. Esmerin gönlü var bende, dilberin gönlü var bende. O yarın gönlü var bende, çavreşin gönlü var bende. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, esmerim vay vay. Ah ediyor bir gül için, o bülbül bana benziyor, vay benim garip gönlüm. Bir gün için o bülbül bana benziyor, vay benim garip gönlüm. Gece kapladı her yeri, keder sardı dereleri, esmerim vay vay. Düşman değil sevdan açtı başımdaki yareleri, vay benim garip gönlüm. Düşman değil sevdan açtı sinemdeki yareleri, vay benim garip gönlüm. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz sanatçımıza. Şimdi son söz olarak Aman Bey Omurzakov Bey'e söz verelim. Buyurun. Hürmetli aksakallar, sizler de bugünkü uşunda kichineke çoğuluş kılıp Çıngız Aytmatov'un atınan dağı bir yolu Çıngız Aytmatov'u estep elesin. Uşul yerde gelip akırkı yolu sizler menen söyleşip ketkenin aytıp turganıñızdarga sizlerge çoğun razıçılık bildirebiz. Razıbız. Buyursa budan keyin dağı uşunday kichineke keçeler çoğun çoğun geçiler bolu versin. Sizge çoğun razıçılık bildirebiz. Bardıñızdarga profesör ağabızga, bizdin ağabız Kırgızstan'da iştep, Kırgızça jakşı süyleyt eken. Bul jaktaki bizdin inibiz, bizde üniversitede iştep geliptir. Eñ jakşı baylanıştar bar eken. Budan keyin bunday baylanıştar dağı köbeytölü, tereñirek baylanışta olalı. Sizlerge men çoğun razıçılık bildirem. Özümün atımdan da, Kırgız el birimdiginin atından da, kırk uru aksakaldarın atından da sizlerge çoğun razıçılık, rahmat sizlerge. Çoğun rahmat. Bugün jakşı gün boldu. Bugün uşunday jakşı sözlerdi uktuk. Bizdin
Ağabos çöndü, bizden Elibis çöndü, bizden Astıdağı Turan çöndü. Oşolordun barın koldoyuz. Türk elinin barı birimdik bolsa, bir muştumday bolsa, köp köp iyiliklerge jetebizdi oylayım. Çoŋ rahmat. Ben de bu depremden dolayı hepimizin başı sağ olsun. Bu dünyanın en büyük afatı oldu. İnsanlarımız lüks evlerde yaşarken çadırlarda yaşamaya başladı. Dün biz Malatya'yı gezdik. İçimiz kan ağladı. Çok üzüldük. Bunun gibi afatlar başka dağı olmasın. Hepimiz böyle birlik, beraberlikte, barış içinde mutlu bir yaşam yaşayalım. Türk dünyasının hepsine. Evet, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem bizleri ziyaret ettiler, hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına çok memnun olduk. Tabii bu özellikle bu kırsık, yani bu afette çok zor şeyler yaşadık ve burada özellikle hem Türk dünyasından hem de dünyanın diğer taraflarından da birçok yardımda bulunuldu. Ancak özellikle Türk dünyasından olması bizler için çok daha anlamlıydı. İşte biz tabii hem sizlerin televizyonu LTR üzerinden hem de bizim Türkiye'deki kanallardan Kırgız kardeşlerimizin arama kurtarma çalışmalarında bulunduklarına şahit olduk. Hatta yakinen bildiğimiz Hatay'da ailesini işte enkazdan çıkaranların Kırgızlar olduğunu duyunca çok sevinmiştik. Aynı zamanda tabii sizler de Malatya'da işte Bozüy yardımında bulundunuz ve bizler çok memnun olduk bunlara. Ancak tabii bir de o sizlerin TV kanallarında da gösteriliyordu. Orada uçaklar dolusu bir organizasyon yardım çalışması yapılıyordu. Yani orada bizim buradaki bir şehirde nasıl ki insanlar battaniye yiyecek, işte önemli şeyler neyse onları hep koyuyorlardı. Aynı şekilde orada onları görünce insan çok duygulanıyor gerçekten ve o yardımlarınız hep bize ulaştı. Tabii Kırgızların Milli Marşı'nda 3. kıtasında şöyle bir ifade geçiyor. Bayırtadan bütkümün özelime, dostluğuma dayar dilin berüğü şeklinde böyle başlıyor. Üçüncüsü kıtası böyle. Yani bizim karakterimizde var yardımda bulunmak, insanlara gönlünü vermek şeklinde tercüme edebiliriz. Bu şekilde yani gerçekten biz onları hissettik. Gönülden yardımda bulundunuz ve yüreğinizin de bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar şimdi bazı hediyelerimiz olacak. Hediye takdimine geçiyoruz. Efendim, her şehre, hatta her ülkeye bir Şener Bulut aslında gerekli. Şimdi Şener Bulut'a hayret ediyorum. Ona il çapında, belki vilayet değil, Cumhurbaşkanı'nın bile özel ödüller vermesi lazım. Her küçük fırsatı bir vesile biliyor ve hemen bir program düzenliyor. Bu programlar da aslında küçük kıvılcımlar, ama bu küçük kıvılcımlar birleşiyor, koca bir aleve dönüşüyor, koca bir yangına dönüşüyor. Bu vesileyle işte Kırgızistan'daki dostlarımızın gelmesini hemen vesile bilip bir program organize etti. Acele de olsa, uzun üzerinde düşünmüş de olsa, sonuçta aynı yere götürüyor işi. Yani böyle bir yeteneği var. Şener Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdiği için ve böyle bir program düzenlediği için. İşte Şener Bey'in daha önce düzenlediği programlardan biri de, ikisi daha doğrusu. Bu biri Türkiye'deki Aytmatov'la ilgili program. Diğeri de Kırgızistan'da Aytmatov'la ilgili düzenlenen program. Bu iki programın çıktıları, şeyleri, dokümanları, bunun içinde CD'si de var mı? CD, o program CD'leri. Evet. Bu Türkiye'de, Burcu'da Aytmatov için
Casalgan Düğünüş'ün cazmadığını. Bunları sizge böremiz. Alıp varınız. Kırgızistan'da dostlarımıza bunları alıp veriniz. Böyle göstersen hocam. Evet. Tarık hocam sen de elini uzanma. Evet. Bir sözün aytıp koyayınçı. Uşunçalık moğunday. Aytmatov'tun sözü var. Özü Aytmatov'tun aytkan özünün sözü. Canı özgün buğday kançalık taza olsa oşonçoluk mümösü mol olup deydi. Aytmatov'tun geleceği mümösü mol oluş için usul siz mağa vergendi bu mömölöp el uksun el görsün mömösü mol olsun. Evet. Rahmat. Evet. Aman Bey şunu söyledi Cengiz Aytmatov'un sözünü, bir başak ne kadar taze olursa olsun, küçük olursa olsun o ileride daha fazla yemiş buğday tanesi verecektir demektir. Bunu demek istedi. Teşekkür ediyorum. Bunları da dedi ki bunları da bir işte gelecekte meyve verecek ürün olarak oraya götürüp yetkililere ve Kırgız halkına takdim edeceğim dedi. Efendim bu Aytmatov adına yazılmış gönder iki tane eseri sizlere vermekten gurur duyuyorum. İyi ki geldiniz. Dostluğumuz daim olsun. Rahmat. Çok teşekkür ederim. Rahmat çok. Geldiniz. Rahmat size çok. Buradayken sorumuz size. Teşekkür ederim. Üstad Bey çok çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için şeref verdiniz. Bunu da takdimde şeref bana ait. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Gelgenizde razı çoluk bildiririz. Rahmet olsun. Sizge de çok rahmat. Şu listin ağa olsun, bağır olsun. Şunu çabuk dağınız alıp çürgünümde çok rahmat. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Burada Türk yurdunu hatırladık bir daha sayenizde. İnşallah bir gün biz de Kırgızistan'a geliriz. İnşallah davetlisiniz. İnşallah. Ben çok mutluyum böyle bilim adamların böyle insanların önderlerinden böyle hediyeleri almak beni çok gururlandırır. Hepinize teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. O heykelinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Tarkan. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Zakir Bey.